Formal yükü hesaplamak için serbest atomdaki değerlik elektronların sayısından ya da atomun sahip olması gereken değerlik elektronlarının sayısından bağlı atomdaki değerlik elektron sayısını ya da şekildeki gibi atomun gerçekten sahip olduğu değerlik elektronların sayısını çıkarırız. Hadi, metan molekülündeki karbon için formal yükü hesaplayalım. Hatırlayalım, her bir bağ iki elektrondan oluşur. Şimdi bu elektronları bağların içine çizeceğim. Çünkü bu işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Karbonun formal yükünü bulurken, formal yük serbest atomdaki değerlik elektronların sayısına ya da karbonun sahip olması gereken değerlik elektronların sayısına eşit olmalı diyorduk. Karbonun 4 adet değerlik elektrona sahip olması gerektiğini biliyoruz. O zaman buraya 4 yazıp, bundan çizimdeki gibi karbonun gerçekten sahip olduğu değerlik elektronların sayısını çıkarabilirim. Nokta yapısını çizdiğimiz zaman her bağın hidrojendeki ve karbondaki bir değerlik elektrondan geldiğini biliyorduk. Bu yüzden bu bir tane değerlik elektronu hidrojene ve diğer değerlik elektronu da karbona geri verebilirim. Çünkü bu karbonun çizimimizde 4 adet değerlik elektron olduğunu görmemizi daha da kolaylaştırır. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 4'ten 4'ü çıkarıyoruz. Sonuç 0. Böylelikle metandaki karbon 0 formal yüke sahiptir diyebiliriz. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Bunun diğerinden biraz farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu sefer 3 tane bağımız var. Hadi bu bağlardaki elektronları çizelim. Ve karbondaki formal yükü bulalım. Karbondaki formal yükü, karbonun sahip olması gereken değerlik elektronların sayısından ki bu 4, karbonun çizimimizdeki gibi gerçekte sahip olduğu elektron sayısını çıkararak bulabiliriz. Daha önce yaptığımız gibi bağlardaki elektronları bölüp, karbonun bu sefer etrafında 3 elektron olduğunu görebiliriz. Şimdi bunları belirginleştireceğim. 1, 2 ve 3. 4 eksi 3 artı 1. Bu yüzden karbon artı bir formal e sahip. Karbon 4 adet elektrona sahip olmalıydı. Ama şimdi etrafında sadece 3 tane var. Öyleyse karbon bir tane elektronunu kaybetmiş olmalı. İşte bu kaybedilen elektron karbona artı bir formal lükünü vermiştir. Devam edelim ve tekrar çizelim. Tam sağa buraya. Hidrojene 3 bağla bağlanmış karbonumuz var. Bu karbonun formal yükü artı 1. O halde bunu karbonun yanına artı yükünü koyarak gösterebiliriz. Unutmayın, karbonun etrafındaki elektronlarda oktet tamamlanmamıştır. Karbonun etrafında sadece 6 elektronu var. Bu yüzden aslında karbon hiçbir zaman okteti aşamayacak. Ancak karbonun 8 elektrondan daha azına sahip olması kabul edilebilir. Bu artı bir yüklü karbon, yani pozitif yüklenmiş karbon, Bunlara aynı zamanda karbokatyon da diyebiliriz. Bunu buraya yazayım. Karbokatyon. Karbokatyonlar organik kimyada sıkça karşımıza çıkıyor. Bu yüzden onları anlamamız çok önemli. Tamam. Hadi burada gördüğümüz şekil hakkında biraz düşünelim. Bu karbon etrafında 3 adet tekli bağımız var. Hemen onları belirginleştirelim. İşte burada. 1, 2 ve 3. Karbonumuzun etrafında 3 adet tekli bağımız mevcut ve bu karbon etrafında 0 ortaklanmamış elektron çifti var. Bu sebeple 3 bağ artı 0 ortaklanmamış çift elektron. Bunlar bize pozitif yüklü karbonu verecek. Yani karbokatyonu bulacağız. Peki bu pozitif yüklü karbonun hibritleşmesi ne? Evet burada 1 2 3 tekli bağ ve 0 ortaklanmamış elektron çifti var hibritleşme videolarına göre bu karbonun sp2 hibritleşmesini gerçekleştiğini bilmelisiniz. Bu yüzden bu karbonun etrafında üç köşeli düzlemsel bir geometri bulunur. Tekrar söylüyorum, organik kimyada bu çok önemli bir konu. Bu yüzden karbokatyonları güzelce anladığımızdan emin olmalıyız. Evet, karbokatyonlarla ilgili başka örneklere bakalım ve onları biraz daha analiz edelim. İlk olarak en soldaki karbokatyonla başlayalım. Artı bir formal yüklü karbon bu. Tam ortada yer alıyor. Hatırlayalım. Kırmızı karbon neye bağlıydı? Kırmızı karbon buradaki CH3 grubuna bağlı. Bu gruba organik kimyada metil grubu diyoruz. Aynı şekilde kırmızı karbon burada başka bir CH3 grubuna bağlı ve burada başka bir CH3 grubuna kırmızı karbonun 3 tekli bağ ve 0 ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden kırmızı karbon artı 1 formal yüklü. Tam buradaki karbokatyona bakın. Karbonun yanındaki artı 1 formal yükle birlikte belirginleştirelim. İşte bu, bu yüzden kırmızı karbon. Soldaki ve sağdaki bir CH3 grubuna bağlı. Bu sebeple burada sadece 2 bağımız var. Tam bu noktada. Ancak bu kırmızı karbonun artı bir formal yüke sahip olması için soldaki örnek gibi 3 bağa ihtiyaç var. Soldaki örnekte bu karbona bağlı 3 adet bağımız bulunuyor. Son bağ nerede? Son bağ tabii ki hidrojene bağlı olmalı. O zaman bunu tam buraya şu şekilde çiziyoruz. Bu sebeple kırmızı karbon hidrojene bağlı. Genelde bu çizimleri yaparken hidrojenleri hariç tutarız. Ancak burada gerçekten ne olduğunu anlamak önemli. Son örneğe bakarsak pozitif formal yükün kırmızı karbonun üstünde olduğunu görüyoruz. Ve bu kırmızı karbon direkt olarak diğer bir karbona bağlı. İşte bu yüzden bu bir bağ. Ancak toplamda 3 bağımız olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kırmızı karbon 2 tane daha bağ sahip olmalı. Bu iki diğer bağ hidrojene çiziyoruz. Hidrojene bağlı bir bağ ve hidrojene bağlı başka bir bağ var. Yani bu şekilleri tanımak önemli. Başka bir formal yük hesabı daha yapalım. Şimdi de diğer bir karbona formal yük atayalım. Elektronları bağların üstüne yerleştirelim. Bizim amacımız karbon üzerindeki formal yükü bulmak. Bu yüzden karbon üzerindeki formal yük, karbonun sahip olması gereken değerlik elektronların sayısından ki bu da 4, karbonun çizimimizdeki gibi gerçekte sahip olduğu elektron sayısını çıkardıktan sonra kalan sayıya eşittir. Bu bağlar üzerindeki elektron çiftlerini ikiye bölüyoruz. Bu sefer karbonun ortaklanmamış elektron çifti var. Çizimimizde karbon etrafında kaç adet elektron var? Bu sefer 1, 2, 3 ve 2 tane daha ortaklanmamış çiftlerden gelen elektronla yani 4 ve 5. Bu yüzden 4 eksi 5 bize eksi bir formal yükünü veriyor. O zaman karbondan 4 tane değerlik elektrona sahip olması beklenir. Burada 5 taneye sahip. Bu yüzden aslında fazladan bir elektron kazanmış gibi. Bu da bizi eksi bir formal yükünü veriyor. O zaman devam edelim ve tekrar çizelim. Hidrojene 3 bağla bağlanmış karbonumuz var. Bu da karbon üzerinde bir adet ortaklanmamış elektron çiftimiz. Eksi bir formal yük. Bu yüzden bunu karbonun yanındaki eksi işaretiyle gösteriyoruz. Eksi yüklü karbon, karbanyon diye geçiyor. O zaman bu da bir karbanyon. Hadi karbanyon için olan bu şekli de çizelim. 1, 2, 3 bağımız var. Bunları da yazalım. 3 bağımız var. Ama bu sefer bir ortaklanmamış elektron çiftimiz mevcut. Bu yüzden karbon için 3 adet tekli bağ artı 1 adet ortaklanmış elektron çifti bize negatif formal yükü verecektir. Sonuçta bir karbanyonumuz olacaktır. Bu aynı şekilde organik kimyada sıkça karşılaştığımız bir durum. Soldaki karbanyonu ve karbon üzerindeki kırmızıya boyadığım eksi bir formal yükü inceleyelim. 3 bağımız ve 1 ortaklanmamış elektron çiftimiz olmalı. Evet, incelemeye başlayalım. Kırmızı boyalı karbon 1 CH3'e, 2 CH3'e, 3 CH3'e bağlı. Bu üç bağımızı karşılar. Ve tabii ki işte burada bir adet ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Bir sonraki örneğe geçelim. Eksi bir formal yüklü karbon bu kırmızıyla boyadığım karbon. Kırmızı karbon esasında direkt olarak buradaki karbona bağlı. Bu yüzden burada iki bağ var. Ama benim üç bağa ihtiyacım var. Çünkü zaten elimde hali hazırda bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Tam sağ karbon üzerinde benim ortaklanmamış elektron çiftim. Bir tane daha bağ ihtiyacım var ve tabii ki bu bağ hidrojene bağlı olmalı. Bunu tekrar hidrojen içine çizebilirim. Hidrojen genelde çizgi yapısı çizilirken dışarıda tutulur. Ancak hidrojenin orada gerçekten olduğunu fark etmek oldukça önemli. Son olarak bir örnek daha yapalım ve bu videoyu bitirelim karbon üzerindeki eksi bir formal yük burada. Ayrıca bu karbon direkt olarak başka bir karbona bağlı. Onun üzerinde zaten ortaklanmamış bir elektron çifti bulunuyor. O zaman şimdiye kadar elimizde bir bağ ve bir ortaklanmamış çift var. Bize toplamda 3 bağ gerekiyor. Bu yüzden kırmızı karbon üzerinde 2 tane daha bağ ihtiyacımız var. Son iki bağ tabii ki iki hidrojene bağlı olmalı. Bu yüzden formal yükü saptamak ve hesaplamasını yapmak epey önemli. Ancak en nihayetinde artık hesaplanmasını yapmak zorunda kalmayacaksınız. Yeteri kadar problem çözdüğünüzde karbona bakıp formal yükünü hemen söyleyebileceksiniz.